kısa bir aradan sonra programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Program konuğumuz Profesör Doktor Hidayet Aydar İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi tefsir ana bilim dalında hocamız. Kur'an tercümelerini konuşuyoruz. Hocamızın da bu alanda yapılmış önemli çalışmaları var. Tabi aslında bir belgesel niteliğinde de bir program oluyor hakikaten. Hocamızın görselleri önemli. Tarihi anlamda vesikalar burada ortaya koyuyoruz. Yine onlara biraz devam ediyoruz. Ee, hocamızın hazırladığı şeylere. Hocam e, tabi bu tarihi perspektifi vermek çok güzel oldu. Yani aslında bu Kur'an tercümelerinin ilk evet. nüvelerini ortaya evet, koymuş olduk. Evet, Onun evet. delillerini ortaya evet. koymuş olduk Kur'an'dan da deliller ortaya koyduk. Şimdi arkadaşlar e, hocamız 14 15 numaralı hocam. Hocam. 10 e, e, 14'ten hocam. 14'ten, 14'ten evet. 14 numaralı görselden devam edelim arkadaşlar. Şimdi hocam biz e, peygamberimiz döneminden bahsettik Hı. ve çok önemli iki ha. belge üzerinde durduk, konuştuk. Sonra tabi Hulefe-i Raşid'in dönemi var, Emeviler dönemi var ve Abbasiler dönemi geliyor. Bu dönemlerde Kur'an tercümesi konusunda çok böyle hani ciddi girişimler olmamış. Ufak tefek bazı şeyler olmuş ama yani çok öyle yani e, gündeme getirecek kadar ciddi şeyler olmamış. Peki ne zamana kadar böyle geliyor hocam? Hicri 350 yılında hocam. Samanoğulları emiri Mansur Bin Nuh iş başına geçiyor. Hmm. Mansur Bin Nuh. Ve 15 yıl e, emirlik yapıyor. 365'te de vefat ediyor. 15 yıl görev yapıyor. Hocam e, hadis kitapları e, daha çok bundan bahsederler. Bu Samanoğulları devleti e, kaynakların verdiği bilgiye göre aynen şu ifade geçiyor. Diyorlar ki öyle bir devlet ki sultanları alim Alimleri Sultan hmm. çok hoşuma gidiyor. Sultanları alim, alimleri sultan bir devletti. Hocam bazı hadis rivayetlerinde e, e, Samanoğulları emirlerinin ismi geçiyor hocam. Ravi olmuşlar hocam, hadis hmm. rivayet etmişler. Bu kadar ilme önem veren bir e, emirlik, bir devlet. İşte Mansur bin Nuhta da e, bunlardan biri. 350 yılında e, başa geçince etrafına alimleri topluyor ve diyor ki onlara Kur'an-ı Kerim'i tercüme edin diyor. Farsçaya tercüme. Tabi Samanoğullarının dili hocam Farsça. Farsça konuşuyorlar. Tabi alimler toplanıyor. Ya yani bu caiz midir değil midir yapabilir miyiz yapamaz mı diye tartışıyorlar uzun süre. En sonunda biraz evvel bahsetmiştik İbrahim Suresi 4. ayet. وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ اِلَّا بِلِسَانِ Diyor لِيُبَيِّنَ لَهُمْ Biz her peygamberi kendi kavminin diliyle, diliyle gönder. göndeririz ki onlara indirdiklerimizi açıklasın diye. Bu ayette dayanarak diyorlar ki Kur'an-ı Kerim'i Farsça'ya tercüme etmek caizdir diyorlar. Ve ondan sonra Kur'an-ı Kerim'i yani Farsça'ya. Peygamberimizden sonra peygamber gelmeyeceğine göre zaten Tabii bu, ki. Yani bu, bu mesajın. Bu tabi. kitap evrenselse evet. ve kıyamete kadar devam edecekse, bir daha başka ne? bir kitap gelmeyecekse bu insanlar Farisi ise bu insanlar Türkse bu insanlar başka millettense. Son davetin Mesajı yani, ve son peygamberin mesajı. Aynen evet. öyle. Son davet olarak devam etmesi evet. lazım. <laughs> son davetinde de böyle PR'li <laughs> yapalım. <yapıldı. gülüyor> evet, hocam. Evet. hocam bu zat, bu emir 18 kişilik bir alim heyeti oluşturuyor ve bu heyette Kur'an-ı Kerim'i Farsça'ya tercüme ettiriyor. Aynı zamanda tabirinin tefsirini de tercüme ettiriyor hocam. Öyle bir Hı. özelliği de var. Biz e, Kur'an tercümesi üzerinde duralım. Şu gördüğümüz e, görsel yaptırmış olduğu Kur'an tercümesinden bir sayfa evet. hocam ve bu şu noktada çok önemli hocam. Kur'an-ı Kerim'in tamamının tamamının tercüme edildiği ilk dil Farsçadır ve bu da ilk tercümedir. Hmm. İlk kez Kur'an-ı Kerim baştan sona Farsçaya tercüme edilmiş ve tarih 360'lı yıllar. E ve bu ilk nüshadır hocam. Hmm. İlk nüshadır altında Farsça hocam mesela işte bu Ali İmran suresi oradan bir çünkü hepsi de yok hocam. Bugün elimizde bu eee evet, tercümen tamamı yok. Hocam, evet, ben bazı yapıyorum. bazı böyle ben sayfalar var. Da. Evet, evet, bazı parçalar var. Bu da onlardan biri. Bu Ali İmran suresinin başından bir sayfa Bunu bu görseli buldum. Bismillahirrahmanirrahim. Elif lam mim Allahu la ilahe illahu diye devam ediyor ayet-i kerime. Altlarında hocam Farsça karşılıklar var. Hmm. Şimdi bu tercüme şey tercüme yapmışlar hocam. Satır şey, arası tercüme. Kelime biz buna, tercüme. Evet, biz buna <laughs> satır arası tercüme. <laughs> Bugün de var sat, ya bazı Kur'an-ı yapıyorlar öyle, evet hocam. Bu i̇şte ilk İlk tercüme böyle olmuş. Hocam ilk tercüme böyle olmuş. <laughs> i̇lginç yani. İlk tercüme böyle oldu ve uzun evet. yıllar da hep böyle olacak hocam. Hmm. İlk tercüme böyle olmuş. Arapça ayeti yazıyoruz. Arapça ayetin kelimelerin altına Farsça karşılığını yazıyoruz. Cümle yok. Ya mesela burada bir cümle halinde evet, yani yok. o da Cümleyi sana bırakıyor, bana bırakıyor. bu yani, <laughs> Aslında bildiğimiz anlamda bir tercüme de değil, değil. denebilir. Buna yani, biz yani, satır altı parça tercüme, tercüme yani, evet. Satır arası tercüme, evet. kelime altı tercüme gibi isimler kullanıyoruz evet. bu tercümeler için ve bunu bu onun ilk örneği bizim için bu açıdan çok önemli. Kur'an'ın tamamı ...böyle tercüme ediliyor hocam. Edilmiş ama elimizde mevcut Elimizde, değil. hepsi evet. yok ama bir kısmı var. Eyvallah. Bunun bizim için önemli olan tarafı ne hocam? Tabii daha sonra pek çok parça Kur'an tercümesi oluyor ama... ...biz onlara girmiyoruz hocam. Evet. Bunun bizim için önemli olan tarafı hocam... ...bazı alimlerimize göre... ...bundan bir 20-30 yıl sonra... ...yani 380'li yıllarda... ...90'lı yıllarda... Arada Türkçe tercümelere bir geçiş. Evet yani. hocam, değil bazı ama. alimlere göre 100 yıl sonra... ...460'lı, 70'li yıllarda... ...ama öyle veya böyle... Bundan sonra Kur'an-ı Kerim ikinci olarak tam bütünüyle Türkçe'ye tercüme ediliyor hocam. Hmm. Ee, ve Türkçe tercüme de aynen bu şekilde. Yani evet. far, Arapça ayetler yazılıyor. Altında kelimenin Türkçe karşılığı. Elimizde tarzını. var değil mi? Elimizde bunlar var. Bun, hmm. O ilk nüsha yok. Maalesef İran <laughs> İranlar nüshası var da Türkçe nüshası yok hocam hmm. maalesef. İlk Türkçe Kur'an tercümesi yani bunun kopyası. Buradaki kelimenin Farsçasını kaldırmışlar. Türkçe koymuşlar. Türkçe koymuşlar. O şekilde yapılmış. Hatta ...kısa bir süre sonra yapmış Yapan diğerler, hangi devlet hocam? Hocam e, ya, büyük bir ihtimalle... ...Karahanna döneminde Karahan'da olması lazım. Evet, yani Çünkü 380'li yıllarda... ...veya 460'lı yıllarda... ilk Müslüman oldukları var. dönemlerde... ...olmuş bir şey olması lazım. Çünkü onlar da Müslüman oluyorlar. Yani haliyle Kur'an'ı öğrenmeye... ...anlamaya ihtiyaçları var ve buna... ...binaen yapmış. İşin ilginç tarafı... ...dedim ki bu ilk Farsça tercümanının... ...az da olsa bir kısmı günümüze gelmiş... Ama ilk Türkçe tercüme ile ilgili elimizde hiçbir e, bir şey hmm. yok günümüze gelmemiş En azından şu an biz ulaşmış değiliz ama şöyle bir şey var hocam hemen eğer e, e, 16 16'yı 16 16 verebilirlerse hmm. 16'yı verebilirlerse ondan bahsedelim e, Hocam bu da ilk Türkçe yani o sözünü ettim Kur'an tercümesinden yapılmış olan bir nüsha. Yani hangi dil hocam tam olarak bu karamanlı Hocam bu mı acaba? E, bu hocam eee 784. Yani Çağatay Türkçesine benzer. O bölgede evet. konuşulan bir dil yani. O Hı. o yani kadim Türkçe öyle söyleyelim. Gerçi yani, çoğu anlaşılıyor. Yani evet. biraz sonra belki okuruz çoğu anlaşılıyor. <laughs> hocam bu Hicri 784 yılında Baya bir günümüze doğru geliyoruz yani. Biz 360'lı veya 460'lıdan bahsediyoruz. Maalesef 300 yıl aşağı yukarı 300 yıllık bir kayıp var yani. Elimize ulaşan en eski nüshanın tarihi 784. Belki yani yeni araştırmalarda yeni bir, şey bir şey çıkarsa inşallah onları da kullanırız ama elimizde bulunan en eski nüsha Muhammed bin El Haç Şah Eşhirazi'nin istinsahını yaptığı şunu sadır ve bu nüshada hocam Türk İslam Eserleri Müzesi 73 numarada kayıtlı. Ben kendim bizzat üzerinde incelemeler, araştırmalar yapmıştım. Bizim için önemli. Bundan sonra hocam çok Türkçe Kur'an tercimeleri o. Bunun yani bu ilk Türk tercümenin nüshaları olarak... ...pek çok Kur'an tercümeleri var. Fakat... Ama kimse, ilk olması bizim Ama ilk olması açısından yani. bizim için bu daha ya Bir e, özelliği önemli. varsa tabii bakılabilir ama... Evet, ...o evet. tabii detayı onlar... Bu daha önemli. Şey, hocam evet. bundan sonra bizim için önemli olan... Evet. ...dediğim gibi uzun süre hocam bu arada bize... ...17'yi e, verirlerse... ...17'yi verirlerse hocam... E, ...hocam uzun süre... ...Kur'an tercümeleri hep bu şekilde devam ediyor. Yani hmm. kelime altı, satır altı. Hmm. İlk kez ilk kez 1405. 1405 yılında olduğunu tahmin ettiğimiz kesin değil ama büyük bir ihtimalle 1405 yılında yazılmış olması kuvvetle muhtemel olan bir eser var hocam elimizde Cev Cevahirü'l Esdaf adında. Bu İsfendiyaroğulları'na, oğullarına onun en birine yapılmış ithafen yapılmış bir tercümedir ve hocam bu zat Kur'an-ı Kerim'i bugünkü gibi cümle cümle tercüme etmiş. Hmm, aslında ilk cümle cümle tercüme bilinen bu Elimizde bizim evet. bildiğimiz kadarıyla Türkçe olarak Türkçe olarak ilk cümle cümle Kur'an tercümesi esnaftır Esla'dır. Hmm. Yazılış tarihi 1405 yani 15. asrın başları. O şekilde söyleyelim. Tamamı Türkçedir. Bazen hocam bazı özellikle kısalardan bahsederken biraz uzattığı oluyor. yani Biraz ilaveler hmm. falan ya yani tam tercüme değil. Biraz... Tefsiri tercüme gibi. Yani, yani. bazı yerlerde. Aha. bazı Ufak tefek bazı ilaveler veya... Tercüme de bu arada iki çeşit yani. Harfi Tabii, tercüme, evet, tefsiri evet, tercüme evet, gibi. Evet. Yani Dolayısıyla bu bizim için e, çok önemli. Çünkü ilk cümle cümle Kur'an tercümesi olması açısından çok önemli. Hocam. Eyvallah hocam. Ondan sonra geçelim... Bunun arkasından bu... hocam aslında e, bizim e, şey verebilir mi acaba... 18'i verebilirler mi? Evet. Hocam biz uzun süre... Uzun süre... Bu tercümeyi... On, şimdi hocam 14. yüzyılın ortalarında yapılmış... Satır arası Kur'an tercümesi. Biz bunu uzun yıllar 15. yüzyılın ortalarında yapmış diye biliyorduk. Hmm. Ahmet Topaloğlu hocamız... Allah selamet versin. Bekir Topaloğlu hocamızın kardeşi biliyorsunuz belki. Evet. Onun doktora tezi hocam bu. Çok önemli bir çalışma. İki cilt olarak basılmıştı. Fakat son yapılan araştırmalar... Hocam bu eserin 15. yüzyılın ortalarında değil 14. yüzyılın ortalarında yazıldı. Bir asır geriye. Bir asır geriye Hı. gitti. O açıdan çok önemli ama bu da tamamen satır arası. Satır altı bir tercih. Az edir. öncekinden daha geri. Daha önce. Ee. Ama yine satır altı. Cevahirül Estaftan. Ondan en az 50-60 yıl öncedir. Ee, satır altı olması açısından gene diğer, diğer anlayışın öbürü devamı. Ama ömrü tam olduğu için. Be. Ha. E, o, evet. Öteki şeylerin devamı bu. Hı. Ama Cevahir-i tam tercüme. Tam terci bu da tam tercüme. Cümle, cümle tercüme. Evet, tamam. Cevahir-i tam cümle tercümesi olarak evet, evet, ...bunlar bunlar hep satır altı tercümele yapacağım. Bu da o açıdan önemli bir bu tercüme. Bu ilk Kur'an tercümelerinin devamı aslında. Evet hocam. Bu onların devamı ama Osmanlı'da ilk yani evet. Osmanlı'da bulunan önemli tercümelerden biri olması açısından evet. önem arz ediyor. Hocam Osmanlı bundan sonra yani tabii ki ufak tefek bazı tercümeler olsa da tercümeden ziyade tefsirlere önem vermişler. İşte hmm. pek çok e, Farsça, e, başta Hüseyin Vahiz Kaşibi'nin El-Mavaybü'l-Aliyesi olmak üzere birçok tefsir Türkçe'ye tercüme edilmiş. Ebu Leys Es-Semerkand'in tefsiri Türkçe'ye ter tercüme edilmiş. Yani bunlar, kısa tefsirleri belki tercüme edilmiş. Evet, bunlar, defa, bunlar defalarca evet. e, tercüme edilmiş. Pek çok nüshallar var. Bizim kütüphanelerimiz bunların nüshaları dolu hocam. Türkiye'de, yurt dışında pek çok nüshallar var bunların. Fakat Böyle bizim bildiğimiz anlamda tercüme yok hocam. Ne zamana kadar hocam Ahmet Cevdet Paşa bu işi yapıyor? Hocam orada bir soru soracağım. Bugün, evet. ee, ben bu Osmanlı'nın yani bu tefsirleri, kısa tefsirleri önem vermesinin önemli olduğunu düşünüyorum şahsen. Yani bilmiyorum siz ne düşünürsünüz. Hani bugün de biz hani meal okumaya karşı değiliz. Meal okunabilir, okunsun, okunmalı da. Ama mealciliğe karşıyız biliyorsunuz yani mealcilik güzel ha, tabii bir şey ki. değil. Tabii ki, evet evet. Osmanlı da evet. acaba şöyle bir şey mi düşünüldü? Yani bu birebir motomot tercümeden okumak sıkıntılara yol açar. Bir en azından kısa bir tefsir yaygınlık kazansı. Okumak isteyenler oradan okunsun, aynen, biraz aynen, şeyleri evet, görsünler evet, diye. Evet, evet. Yani aslında bugün bizim de ihtiyacımız olan bir şey aslında bu değil mi hocam? Biraz. Yani ben o yüzden Osmanlı'nın o hassasiyetini biraz evet, öyle o de çok önemli. Bak yani. ya. hocam kaç kere yapmış? Bakın evet. 1578'de. Ebu'l-Faz el-Bitlisi El-Mevahyü'l-Aliye'yi e, el Osmanlıca'ya çeviriyor. 1590'lı yıllarda Ali bin Veli el-Selaniki aynı şekilde El-Mevahyü'l-Aliye'yi Osmanlıca'ya çeviriyor. Evet. 1630'lı yıllarda kurab e, e, Kurabzade e, aynı şekilde çeviriyor. E, ondan sonra nide Nidevi var. E, o aynı şekilde çeviriyor. Bunların hepsi hocam evet. Farsça Farsçadan Osmanlıca yapmış. En son olarak da İsmail Ferruh Efendi yapıyor. O Mevakip tefsiri çok önemlidir. Çok okutulmuş. Evet, evet. hocam tibiyan var bu arada tefsir. Evet evet. -Tabi Mehmet Efendi'nin tibiyanı var. O da çok önemli ve o da yine kısa tefsir. İşte kısa, kısa tefsir, tefsir. Evet, olması. Evet. Ben Osmanlı'nın o hassasiyetini o, önemli görüyorum hocam. hocam yani bizim bugün ihtiyacımız olan bence biraz bu. Evet 1840'lı yıllarda hocam. Biz 1840 41'de hocam e, bulak matbaasında Mısır'da bulak matbaasında Osmanlı dini eserlerin basımına matbaada basmasına izin vermiyor 1860'lı yıllara kadar. Ama Mehmet Ali Paşa Mısır'da izin veriyor ve ilk kez Tibyan tefsiri hmm. 1840 yılında Tibyan tefsiri Bulak'ta basılıyor. Ve hocam hmm. bir anda bitiyor. Defalarca basılıyor. Hmm. Arkasında mevakip defalarca basılıyor ve çok ilgi görüyor yani dediğiniz hmm. gibi bunlar çok büyük ilgi görmüşler. Bu şekilde hocam cumhuriyetin başına kadar gelebiliriz. Burada Molla Fenari var. İzmirli'nin. İşte bahsettik hocam Molla Fenari evet. dediğimiz bu bu bu, Aa, bu, ha, bu tamam. hocam. Yani İzmirli'ninki. İşte bin onlar cumhuriyet döneminde. Evet, cumhuriyet hocam. dönemine geldi. İnşallah geldi. oraya gelirsek arkadaşlar... yardım. Bize... 19 mu oluyor hocam? evet 20, 20. 19'u verebilirler. 19 tamam. 19'u verebilirler. Hocam tamam. e, hatta 20'yi mesela daha iyi çünkü iki tane var. 20'yi verseniz daha iyi olur. Hocam 20'de göreceğiz. 1927 yılında hocam bu da aynı şekilde. İkisinin de basım evet. tarihi. <laughs> hocam bunlar Cumhuriyetin ilk şerif dönemlerinde ilk dönemlerinde basılmış Kur'an tercümeleridir. Bu Türkçe mushaf Şerif daha çok Şeyh Muhsin Fani diye bilinen bir zat bu müstahar bir isimdir. Onun yapmış olduğu çeviri bu da Maani'i Kur'an İzmirli İsmail Hakkı'nın ve İzmirli İsmail Hakkı tabi çok ehil bir insandı. Tercümesi çok önemlidir. Pek çok konuda eseri var. Tabii, yani. tabii, Hem çok kelamcı, hadis, hadiste bile eseri var. Tabii, yani. Aynı şekilde. Dolayısıyla bu iki eser Cumhuriyet'in başında 1927 yılında Arap harfleriyle basılmış iki önemli tercümedir. Hmm. Tabi hocam bu arada bir takım tercümeler var. Mesela Said Cemil diye biri. Aslında bu tam da Cemil <Saydi>. Cumhuriyet dönemi, yani şey dönemi acaba Cumhuriyet'i kuran kadronun bundan haberi var mı? Hocam bu iki tercüme bu zatların kendi tercümeleri. Yani. Şöyle, şöyle bir problem var, kısaca bahsedebiliriz ondan Hı. hocam. 1909 yılında, biraz evvel belki değinemedik, 1909 yılına kadar Osmanlı'da tercüme mahiyetinde olan eserlerin basamına çok sıcak bakılmıyordu meşihat, makamındaki tetkik makamı yani inceleme kurulu genelde Kur'an tercümelerinin basımına izin vermiyordu. Onların bir takım nedenleri oralara girmeyelim. Ama 1909 yılından sonra ikinci meşrutiyette Abdülhamid'in düşürülmesinden sonra hocam bu yasak kalktı veya yasak demeyelim de artık e, basılabildi yani. Çünkü bir, bir tetkik bir hayat inceleme e, incelemeye gerek kalmadan herkes basabiliyordu çok sayıda tercüme basıldı hocam. hatta ali suavi'nin bu galatasaray'ın evet işte 1800 o onun yaptığı bir tercüme var Abdülhamid'in ona izin vermediği yani 1870'li evet. yıllarda ali suavi ulum diye bir dergi çıkarıyor dergisinde hocam yani tercüme yapmıyor dergisinde kuran-ı kerim'in Türkçe olması gerektiğini işte ezanın Türkçe olması gerektiğini yani falan o, bu tür evet. şeyleri savunuyor. savunuyor biraz da belki Abdülhamid... hani bu ileride bir tehlike oluşturur mu diye yani böyle doğrudan doğruya tercümelerin meal şeyler var, tefsirler var. Defalarca Tibiyan basılıyor. Abdülhamit döneminde Tibiyan basılıyor. Mevakit defalarca basılıyor ama sadece meal, sadece evet. tercüme halindeki eserlerin basımına pek izin verilmiyor. Bence Abdülhamit, Usta Abdülhamit o Osmanlı'nın ecdadının hassasiyetini biraz daha göstermiş bence. ve evet. tefsir olanlara izin evet, vermiş. Onlar daha çok basılmış. Yani, hocam 1909'a geldiğimiz zaman evet. o tarihten itibaren artık bu tetkik heyeti artık bu devreden çıkıyor ve birçok insan Kur'an-ı Kerim tercümelerini peyderpey pey basıyor. Yani Hatta bugünkü musafları inceleme kurulu kalkıyor aradan. Bunun muadili gibi muadili olan kurum kalkıyor. Aynen, o kalkıyor. O e, meşihat makamında öyle bir kurul vardı. Onlar inceleyip ona göre izin verirlerse basılıyordu. Evet. İzin vermezlerse basılmıyordu. E, Abdülhamid'in düşürülmesinden, tahttan indirilmesinden sonra bu kurul kalktı. Herkes Arap tercimesini rahat bir şekilde basmaya başladı. 1924'lü yıllara kadar hocam Cumhuriyet'in yani Osmanlı'nın son dönem Cumhuriyet'in başında pek çok Kur'an tercümesi piyasaya sürüldü. Hocam bunların içerisinde Ermeni Abraham Efendi'nin tercümesi dahi var. Interazı. Çok ilginç onu belki belirtmek Biraz lazım. Belir bir, bir sayfasında hocam İncili, bir sayfasında Kur'anı, Kur'an tercümesini veriyor. Neden böyle yaptın diye sordukları zaman ya diyor İncili versen Türkler okumazlar. ...Kuran tercümesiyle birlikte verirsen hani okurlar diye. İsmi nedir hocam o şahsın? Ee, Abraham diye bir Ermeni... E, ...Bulgaristan'da Varna'da basmış ama... ...Ermeni asıllı bir zat. E, bu Bende bazı... E, ...şeyleri var bunun. E, böyle bir tercüme... ...sonra hemen arkasına hocam... ...Zeki Megamiz diye bir Lübnanlı bir Hristiyan'ın... ...yapmış olduğu Kur'an tercümesi var. Cemil Said'in Fransa'dan ...Türkçe'ye çevirmiş olduğu Kur'an tercümesi... ...Kazmitski'nin tercümesinin şey, Bunların hepsi hatalarla dolu hocam. Hı. O günkü dergiler... ...bazı İslami dergiler mesela. Ee, Semül Reşat bunlardan biridir. Her sayısında bu tercümelerden e, bazı alıntılar yapıyor ve bunlar ne kadar çok yanlış olduğunu ne kadar çok hatalı olduğunu anlatıyor. Hükümetten buna müdahale etmesini istiyor. Ya yani Müthiş bir kaotik bir durum mu oluşuyor? Kaotik bir durum ya. var. Kur'an tercümeleri açısından herkes yapıyor. Hatta aynen o e, Seyyidü Reşat'taki bir yazıda diyor ki Nasara yan sorun ne olduğunu bilmeyen insanlar dahi Kur'an tercüme ediyor. Hocam bugün bu, bugünkü durumu da biraz? Bugün yerliyordu. de biraz... Yani <gülüyor> Bugün <gülüyor> hakikaten yani Türkçede 300 300'ün küsur 400'e yakın mal var. Yani İş, hakikaten Arapça hiç bilmeyen yani insanlar insanlar da Kur'an tercüme var. ediyor. Bir yani... böyleleri de var. Evet. Yani işin, işi eline bırakmak lazım. Neticede hocam 1924 yılında evet. Türkiye Büyük Millet Meclisi bu işe el atıyor. Ve yapılan görüşmelerde sahih bir Kur'an tercümesinin yapılmasına sahih bir tefsirin yapılmasına Türkçe Hatta olarak. Hatta Babanzade'nin bir Buhari'yi tercümesi de ve orada. Ve Buhari'nin tercüme edilmesine şerh edilmesine evet. karar veriyor meclis ve bunun için de Diyanet İşleri görevlendiriyor. O zaman da Diyanet İşleri Başkanı Rıfat Börekçi. Evet. Rıfat Börekçi de Ahmet Hamdi Aksekili'ye bu görevi veriyor. Ahmet Hamdi Aksekili tabi takım istişareler yapıyor ve Kur'an-ı Kerim'i tercüme etme işi için en ehil kişinin Mehmet Akif Ersoy olduğuna karar veriyor. Aynen. Akif'e teklifi götürüyor. Akif önceleri kabul etmiyor. Fakat bunun önemli bir iş olduğunu görünce kabul ediyor. Tabii çok uzun bir hikaye. Sonra Mısır'a gidiyor. Mısır'da tercümesine başlıyor. O bir tefsir işinde Muhammed Hamdi yazıra veriyorlar. O da Elmalı şey Mehmet Akif tercimeyi yapacak, gönderecek. Elmalı da Akif'in tercümesini esas olarak alarak tefsir, tefsir yapacak. Babanzade Naim Ahmet de şey yapıyor. Ahmet Naim de... Tecrid-i Sarihi tercüme. Tecrid-i Sarihi tercüme ediyor. Bu çok önemli hocam. Cumhuriyet döneminin... Ha. En hayırlı hizmetlerinden biridir. Çok önemli bir hiz hizmettir. Tecid-i Sarih bugün hala siz daha iyi bilirsiniz. Hadis alanının en önemli. En güzel tercümelerden de biridir aslında. En güzel kaynaklarından biridir. Elmalı'nın tefsiri bizim için o en onun önemli bir, bir mukaddemesi de vardır. Hakikaten evet, evet. hadis usulünde çok önemli bir eser. Yani yani. Cumhuriyet döneminin bu girişimi evet. bugüne kadar dahi belki eşi benzeri olmamış bir girişimdir. Çok önemli, çok hayırlı bir girişimdir.